Merhaba, ilk kez oy kullanacak Türk gençleri için bir Orta Doğu dosyası hazırlayacağımı, hafızayı tazelemek istediğimi söylemiştim. O Orta Doğu dosyasına da tabii ki bütün olayların patlak verdiği ve çok büyük bir öneme sahip olan Afganistan'dan başlamak istedim. Neden Afganistan? Yakın dönem için çok fazla Türkiye Afganistan'dan göç alıyor. Gelenlerin kim olduğu bilinmiyor. Bununla ilgili biraz fikrimizin oluşabilmesi için tabii ki Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu Projesi denilerek başlatılan büyük kargaşanın Orta Doğu coğrafyasını kan gölüne çeviren o projenin ilk ayağı da Afganistan olduğu için Afganistan'la başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 2000'lerin başında Büyük Orta Doğu Projesi'ne girişti. Hatta o kadar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini söyledi. Tabii bu proje için bir gerekçeye, bir bahaneye ihtiyaç vardı. O da 2001 Eylül'ünde geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikiz kuleler bir intihar saldırısıyla bombalandı ve birçok insanın kıyametten kaçışını, o ikiz kulelerin İskambil kağıdı gibi devrilişini tüm dünya izledi. Amerika Birleşik Devletleri hemen ardından El-Kaide'yi bitireceğini, Usame Bin Laden'e yaptıklarının bedelini ödeteceğini söyleyerek Afganistan'a girmeye karar verdiğini açıkladı. Peki Afganistan neden bu kadar önemli? Afganistan'ın önemi aslında işte Büyük Orta Doğu Projesi denen ve 2000'lerin başında başlayan dönemle ortaya çıkmadı. Afganistan Soğuk Savaş döneminden beri önemini koruyor ve Ruslarla Batı'nın güç mücadelesine sahne oluyor. Çünkü Asya'nın petrollerini Hint Okyanusu'na indirebilmek için Afganistan'a ihtiyacınız var. Sovyet döneminde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın Sovyetleri çembere alma politikasında Afganistan yine çok kilit bir rol oynuyor. Hindistan'ın süper güç olma ihtimaliyle ona bir adım kadar yakın olma ihtimalini sunuyor ve Çin'in ensesinde bir nefes kadar yakın olabilmenizi sağlıyor. İşte bu yüzden Afganistan çok önemli. Afganistan 1919 yılında bağımsızlığını ilan etti ve kendisinden 2 yıl sonra ortaya çıkan Türkiye ile müttefiklik noktasında çok sıkı ilişkiler geliştirdi. Amanullah Han tam bir Atatürk hayranıydı. Atatürk'ü ve devrimlerini sıkı sıkıya takip eden bir handı. Hatta öyle ki Avrupa'ya 1928'de eşi Süreyya ile birlikte yaptığı ilk geziyi de Türkiye'den başlattı. Hatta Atatürk'ün kendisine devrimleri yaparken biraz daha halkın sindirebileceği tarzda ve halkla yakın irtibatta yapması gerektiği noktasında uyarılarda bulunduğu da biliniyor. Amanullah Han 1928'de biraz önce de söylediğim gibi eşiyle birlikte Avrupa turuna çıktı. Tabii muhalifler boş durmadı. Eşi Süreyya'nın yurt içinde kapalı ancak Avrupa'ya seyahate çıktıklarında Avrupalı kadınlar gibi giyindiği açık fotoğraflarını yan yana yayınlayarak, ülke içinde yayarak din elden gidiyor diye yaygara yapmaya başladılar. Sonunda Amanullah Han İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Yerine gelen Nadir Şah ülkede isyanları bastırdı ve Kabil'e girdi. Ancak aydınlar için ölüm ve sürgün dönemi başladı. 1947'de de İngilizler Hindistan'dan çekilince Cinnah liderliğindeki Hindistan bağımsızlığını ilan etti ama 1,5 milyon metrekare alanda artık Pakistan oldu. Pakistan ise ülkede bulunan Peştunlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı vermediği gibi onların bulundukları bölgeleri, köyleri bombalamaya başladı. Bu sefer Peştunlar sınır bölgelerine kaçarak oraya yerleşmeye başladılar. Hatta Pakistan bu sebeple sık sık Afganistan sınırını kapattı. Afganistan ticaret yapabiliyordu ama artık Batı'yla bağ kopmuştu. Kadere bakın, Türkiye'de o dönemde IMF ile flörtleşmeye başlıyor, irtibatlarımız başlıyor. Artık Amerikan yanlısı bir politika izliyor. Dolayısıyla Afganistan bu noktada bölgede yalnız kalıyor. 1954-55'te ise Afganistan'da çok büyük bir kuraklık görülüyor. Afganistan Batı'nın kapısını çalıp yardım istiyor ancak duyan yok. Tabii hemen Rus lider Khrushchev burada devreye giriyor. 1957'de kendilerine şartlı olarak
yardım edebileceğini söylüyor. Khrushchev 150 milyon dolar petrol arama ve yol yapımı için 100 milyon dolar da silahlanma için kredi veriyor Afganistan'a. Karşılığında ise artık Rus danışmanlar ve teknisyenler Afganistan'a yerleşiyor. Afganistan öyle bir yer haline geliyor ki bir yanda Batı'nın kurduğu okullar sadece elitlerin gidebildiği ya da hanedan üyelerinin gidebildiği, efendim yurt dışında okuyup gelenlerin kurduğu diskotekler, başkentte Hollywood tarzı sinemalar, restoranlar ve tabii bir yandan da Sovyetlerin kurduğu mahalleler, yaptığı yollar, inşa ettiği binalar ve diğer yanda bunlardan hiç nasiplenemeyen Afgan halkı açlıkla, işsizlikle, yoksullukla boğuşuyor. 1977-78 döneminde gerçekleşen kuraklıksa artık halk için bardağı taşıran son damla oluyor. Davut Han tahttan indiriliyor, yerine Muhammed Terakki geliyor. Tabii Muhammed Terakki Davut Han'ı tahta çıktıktan sonra öldürtüyor. Kadere bakın ki kendisi de aynı akıbete uğrayarak tahttan indiriliyor. 79'da ise Afganistan'da Sovyetler dönemi başlıyor. Sovyet işgali gerçekleşiyor. Artık çembere alınmak isteyen Sovyetler yavaş yavaş yayılıyor. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri de planlarını ve oyununu kurgulamaya başlıyor. Tabii Sovyetlerin yönetiminden kaçan ve Pakistan'a, Hindistan'a yerleşen İslamcı gruplar belli bir müddet sonra örgütler halini almaya başlıyor. Burada Batı'nın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği bol bol görülüyor. Özellikle Pakistan'ın kuzeyindeki, Afganistan'ın güneyindeki Peştunlar burada örgütlenmeye başlıyorlar ve Taliban adını alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise silah ve parayla bol bol beslemeye, Taliban denen talebelerini yetiştirmeye itinayla devam ediyor. 94'te adını duyuran Taliban 96'da artık Afganistan'ın kalbine, Kabil'e giriyor ve ülkede yönetimi ele alıyor. Yolsuzluğu, yoksulluğu bitirme vaadiyle gelen Taliban, insanlara karşı sempatisini belli bir noktadan sonra yitirerek gerçek yüzünü gösteriyor. Ve o dönemde anlatan gazetecilerin verdiği beyanatlara göre her sokak arasında kesik bir el görmek mümkün. Uyuşturucu pazarını da tek eline alıyor Taliban. Kendisinden başka kimsenin uyuşturucuyu ekmesine ve satmasına izin vermiyor. Günah olup olmadığı sorulduğunda da Batı bizi silahla öldürüyor, biz de onları uyuşturucuyla diyerek yaptığı şeyi caiz kılmaya çalışıyor. 2001 yılında aslında Taliban'ın bu dizginlenemez ve söz dinlemeyen yapısı Amerika Birleşik Devletleri'nin canını sıkmaya başlamıştı. Bir bahaneye ihtiyaç duyuldu. Eylül ayında 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikiz kuleler bombalanınca dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, Afganistan'a gireceğini, El-Kaide'yi bitireceğini, Usame Bin Laden'den de bu yaptıklarının hesabını soracağını söyledi. CIA 2010'da Usame Bin Laden'in Pakistan'da olduğunu tespit etti. Düşünün, 2001 yılında girdiği Afganistan'da hem El-Kaide'yi hem Taliban'ı aradı, taradı, bulamadı ama bombaladı, insanları öldürdü, yaktı, yıktı, Afganistan'ı kan gölüne çevirdi. 2010 yılında CIA'nin Pakistan'da olduğunu tespit ettiğini söylediği Usame Bin Laden 2011 yılında öldürüldü ve cesedinin de Umman Denizi'ne bırakıldığı açıklandı. Tabii o döneme kadar aslında Sovyetleri çevreleme politikası diye Orta Doğu'da başlayan bu vahşet, bu dehşet strateji ve yollar değişerek, işte adı Büyük Orta Doğu Projesi olarak durmadan hedef ve istikrarlı bir biçimde adım adım ilerlemeye, insanları öldürmeye, yok etmeye, ama bahanesi ve gerekçesi olarak gösterdiği İslami örgütleri de daha da güçlendirmeye devam etti ve ediyordu.
Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılında girdiği Afganistan'da 2000 yılların ortalarında özellikle de Obama döneminde biraz daha stratejisini farklılaştırmak istedi. Obama İslamiyet'le savaşmayacağını söylüyordu ama Afganistan'da yine kıyım ve vahşet devam ediyordu. Her iki tarafta öldürmeye devam ediyordu. Olan Afgan halkına oluyordu. Tabii bölgede Müslüman bir müttefike de ihtiyaç vardı. Dengeleri kurabilirdi. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın sebep olduğu nefreti biraz hafifletebilirdi. Obama inatla Taliban'ın elinden inisiyatifi alacağını, bunun için de 30 bin ek asker daha göndereceğini söylüyordu. Taliban ise dehşet verici açıklamalar yaptı. Dedi ki bu yıl bizim için verimli geçti. 30 bin Amerikan askerinin gelecek olması da bizim için çok iyi. Demek ki daha çok Amerikan askeri ölecek. Buradan Amerikalı annelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı evinizde tutun dedi. Kan durmadı. Kimsenin istediği de olmadı. Yani kısmi olarak Batı başarılı oldu. Ancak El-Kaide'yi bitireceğini, Taliban'ı bu topraklara gömeceğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılında Biden'ın şu sözleriyle bölgeyi terk etti. Ne oldu? Afganistan'daki siyasi liderler pes etti, ülkeden kaçtılar. Afgan ordusu çöktü. Bazen savaşmayı bile denemediler. Ve geçtiğimiz haftadaki gelişmeler ABD'nin Afganistan'daki askeri müdahalesinin, şu anki müdahalesinin doğru karar olduğunun altını çizdi. Amerikan askerleri hiçbir koşul altında böyle bir savaşa dahil olmamalı. Afgan ordusunun savaşmak istemediği bir savaşı onlar savaşmamalı. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık buraya. Afgan ordusunu eğittik, onlara teçhizat sağladık. 300 bin kişilik bir ordu kurduk ve oldukça da iyi teçhizatlar sağladık onlara. Her şansı tanıdık onlara kendi kaderlerini belirlemeleri için. Ama onlara şunu veremedik. Savaşma iradesini veremedik gelecekleri için. Bizi en çok ilgilendiren kısmı ise Taliban'ın yönetimi ele aldığından beri İran sınırı üzerinden Van'a durmadan giriş yapan Afganlar. Bangladeş, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye güzergahında uluslararası bir insan kaçakçılığı ağı kurulmuş durumda. Bu kaçakçılık ağını kuranlar kim? Getirilenler kim? Taliban'ın elinde tuttuğu söylenen uyuşturucu ticaretini bu bölgeye uyuşturucu kaçırarak, uyuşturucu aşırarak getirenler kim? Nizami şekilde her gün sınırımızdan giren ve sadece erkek olan bu kaçaklar kim? Yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Taliban'la savaşanlar mı topraklarımız üzerinden geçiyor? Taliban'ın uyuşturucu ticaretini sürdürenler mi bu sirkülasyonda arada Türkiye toprakları içerisine giriyor? İnsan kaçakçılığını yapanlar Türkiye üzerinden getirdikleri insanları nereye götürüyor ya da bu insanlar Türkiye'de nerelere yerleştiriliyor? Bir sonraki dosya Irak olacak. Sevgiyle kalın.